Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimiz fenafil ihvan. Bülent istedi. Aslında bu niyetim bu değildi benim ama. Bu açık olanları hepsini bitireceğiz. Kapıyı kapat kardeş. Kapatma kapatma. Daha kapatma şaka dedim. Kapatma. Kapıyı kapat demek yani hepsini bitireceğiz. Kimse kaçmasın. Kimse kaçmasın. Fenafil ihvan nedir? Eylemde nasıl gözükür? Yani ders şeklinde kameraya kafanız takmayın. O bizim elimizde bülentine kesiyorsun, atıyorsun. Zaten çoğu şey, bazı şeyler yayınlanmadı biliyorsun. Onun için müzakere tarzında olacak. Atölye çalışması gibi istiyorum. Tıkır 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 değil. Ne anladık yani? Seslendirmek olursa o zaman sebap diye okuyacaksa Kur'an okuruz. Kur'an'dan daha sebaplı bir şey yoktur. Kur'an ne diyor diye okumak lazım. Risale-i Nur gözlüktür. Bu gözlükte Kur'an'a bakmak lazım. Yani Risale-i Nur gözüyle peygamber. Risale-i Nur gözüyle Kur'an. Risale-i Nur gözüyle ver abi. Koy. Risale-i Nur gözüyle Allah nasıl bir şey? Yani gözlüktür yani. Bakma vesilesidir. Kendisi netice değildir. Böyle dediğim zaman kızıyorlar. Veya diyemiyorlar da. Şimdi 162 lemalardan okuyorum ilk. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda kardeşlerinizin meziyetlerini meziyet senden ziyade taraflarını şahıslarınızda bu şahıs yani şahs manevinde beşeriyetin değil bu kabul etmez beşeriyetin faziletlerini kendinizde tasavvur edip, faziletlerini şahısta demiyor, kendinizde tasavvur edip, onların şerefiyle şakirane iftihar etmektir. Fenafil ihvan bu. Tarifi bu ya. Fenafil ihvan nedir? Lugatı budur. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Bunu biraz da çeşitli yerlerde tanımlamalarına bakalım. 185 Kastamonu'da diyor ki fenafil ihvan ne demek? Yani. Bak yani koymuş bana bırakmamış. Kardeşlerinin şahsı manevisi içinde bak, kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kurtulurlar. Demek ki fenafil ihvan nedir? Kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip nasıl olacak bu? Kendini ortadan kaldırmadan ötekisi var olmaz. Mantığı bu da dur. Mantığı budur Murat'ım. Abi anladın mı abi? Biraz mantığı çok sevdiğiniz için. Yani sahabelerin en büyük meziyeti neydi abim? İshar hasleti. İshar hasleti. Yani ne demek ishar? Kardeşini kendisine tercih etmek. Kendisine tercih edebilmek için kendisi ortadan kalkması lazım. Ben hala diri isem onu nasıl tercih edeceğim? Yani olayları yorumlarken, bir şey talep ederken, ücret alırken, hala ben merkezli pergeli koymuşsam kendime, onu nasıl tercih edeceğim ki hala ben diriyim? Eritmek diyor. Zor tabii de ama kolay. Aynı şeyi Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e de demedi mi abi? Hani beni ne kadar seviyorsun dediğinde nefsimden sonra... Yanlış hatırlamıyorsam, nefsimden sonra seni seviyor. Nefsinden önce beni sevmedikten sonra diyor, tam iman etmiş olamazsın.
O zaman Esma, biz bu fenafit ifanı da yapmadan tam imana... Tam iman değil de şans-ı manevisinden o seviyen kadar istifade edersin. Fenafil ihvan şans-ı maneviden istifade etmenin yöntemi, yolu, şartı. Hani o zaman sahabeler Allah Resulüne karşı yaptılar bunu. Şimdi bu zamanda biz kime karşı yapacağız abi? Allah Resulü yok. Hayır. Allah Resulü, Allah Resulüne fenafil ihvan olmaz. İhvan değil çünkü o. Resulullah kardeş değil. Sana şöyle anlatayım. En zor fenafil ihvandır. Fenafil şeyh. Şeyh. Şeyhte fena olmak kolaydır. Niçin? Şeyhin meziyeti var. Hey İbrahim. Çünkü meziyeti var. Benim nefsim... Ya olur mu ya, onu niye tercih ediyorsun diyemiyor. Çünkü niye? Onun meziyeti var. Tamam, üstün. Nefis bir şey diyemiyor. Fenafil şeyh de olursun. Fenafil şeyh de fena olan terakki ederse fenafil Resul'de de olur. Fena ne demek? Resulullah şöyle dedi. Resulullah böyle yerdi. Resulullah böyle içerdi. Resulullah. Tamam mı? Fenafil Resul, ihvan değil. Fenafil Şeyh. Resulullah da fena olan, fenafilla olur. Allah böyle dedi, Allah böyle buyurdu. Bu tasavvuftaki sırattır. Allah da fena olmak kolaydır. Çünkü o Allah'tır. Peygamber de fena olmak kolaydır, zor değildir. İnsan nefsine zor gelmiyor. Çünkü onların meziyeti var. Fenafil şeyhe fena olmak kolaydır. Çünkü meziyeti var. Yani emsal değilim ki. Emsal olmakta zorluk var. Bunlardan daha zor ne var biliyor musunuz? Fenafil ihvandır. Kardeşine fena olmak, Allah'ta fena olmaktan zor mu? Evet, en zorudur. Birincisi fenafil şeyh, fenafil resul, fenafil lah. Allah'tan fena olmak ailesi var mı? Var. Fenafil ihvandır. Ve tasavvufta son mertebedir. Nurculukta ilktir. Fenafil ihvanla başlar. Niçin en zordur? Çünkü emsalsın. Meziyeti yok. Resulullah fena olabilirsin. Çünkü meziyeti var. Şeyhe fena olabilirsin. Meziyeti var. Abiye fena olabilirsin. Biraz üstünlüğü var. Şey yapmaz. Mesela uygulayalım. Kusura bakmayın. Bir şey anlaşılması için. Bana karşı hiçbirinizin rekabeti olmaz. Yani haset de olmaz. Hatta tam tersine bendeki fazilet, bendeki ilim veya tespitler sizi ziyadesiyle memnun eder. Zira istifade edeceğiz diye. Öyle değil mi? Hem Murat, istifade ediyorsun. Ama siz böylesiniz. Parmaklar gibisiniz. Yani emsalsınız. Aşağı yukarı aynısınız. Bir konuda üstün, sen ötekisi konuda üstün. Sen bu konudasın, ötekisi öte konuda. Bunu nasıl belirler? Muzakerede belli oluyor. Yani birbirinizde fena olmaya üstünlük bir sıfatınız yok. Ama böyleyken fena olmak, feda olmak zordur. Onun için en zordur. Yani fenafil Resul, fenafil Şeyh, fenafillah'ta fena olmak kolaydır. Allah'ta fena olmak kolaydır çünkü o Allah'tır. Benden üstündür. Tabii düşünmek için söylüyorum. Fenafil Resul'de fena olmak kolaydır. Üstündür, meziyeti var. Ama kardeşlerimin benden üstünlüğü değil, ortalama aynıyız. Nasıl fena olacağım ki? Onun için zordur. En üstün makam fenafillah'tan da üstündür. Olmasının sebebini anladık. Demek ki fenafil resul olmaz o. Fenafil resul değil, fenafil resul, fenafillah gibi değil. Şeyde fenafil ihvanda abi,
karşıdaki o zaman yok oluyor herhalde. Kendisi yok oluyor, onu var ediyorsun. Onda gözüküyor yani, artık evet. Konuşuyor. Onun gözüyle bakıyorsun. Evet, ki. Evet. Yani iftihar ediyor. Yani ama bunun tersi olan nördün de diyor ya, Allah Allah ya. Veya derste, ya keşke şöyle ders yapsaydı. Tamam, bak bak burada hata yaptı. Olmadı işte ya. Ya böyle deseydi ya. Ders dinleyemiyor ki. Ben bunları yaşadım. Emsallerim ders yaptığı zaman ben de olur. Sizde haş olmaz da. O vakıf kardeşimizle gidiyoruz ya, derslere gidiyoruz. Bir o yapıyor, bir ben yapıyorum. Birinci o yaparsa ikinciyi ben yapıyorum. Tamam. Ya şurada böyle deseydi keşke. Ya hepten bugün hiç iyi değil durumu. Lan görmüyor musun hep cemaat genç ya? Şuraya bakalım bak. İçimizden ders dinleyemiyorsun. Ya acayip bir şey. Ama başımızda bir Rüştü abi vardı. Rüştü abi yapınca kalem kağıt. Hiç ona olmuyordu çünkü Rüştü abiye rakip değiliz. Emsal değiliz. Ona nasıl asetecek? Yani nefis kandırmıyor. Mesela İbrahim Edir nasıl nefis der ki Hasan abiyle rekabet et. Haset et. Yani biraz mantıklı olacak. O kadar mantıksız değil, geri zekalı değil o şeytan. Akılsızdır ama aptal değil. Zekidir, akıl yoktur. Akıl arkadadır, zekaveti öndedir. Anladın mı? Biraz mantıklı olacak. Peki ona delilimiz nedir? Bu kadar okuduğumuz halde olamıyoruz da, feda edemiyoruz da. Şimdi hiç okumayı nasıl edecek? İmkan burada kardeş, sır burada. Tahribatı çok büyük. Tamiri de sebebi büyük. Koca bir şehrin sebebini tarumar eder. Küçük bir hissiyatını, küçük bir haklılığını ifade etmek adına koca bir cemaatin huzurunu bozmak, ahengini bozmak, istifadesine engel olacak kadar şeylere neticeler verecek bir haletlerde bulunmak, tavırlarda bulunmak, bunun bedelini insan ödeyemez vallahi. Yani bunu ödeyemez, mümkün değil. Vallahi ödeyemez. İnsan ödü patlaya atlar işte. Onun için zaten dağların çekindiği, ödü patladığı budur işte. Dağların kendi çekindiği emanet bu. Dağlar neyi çekilmiş? Namaz zaten kılıyorlar. Fıtri ibadetleri var. Mevcudat ve imin şeyin ilahi sebebi hamdi. Her şey hamdi ile tesbih ediyor. Ama emaneti fark etmemiş ki. Emaneti etmemiş. Emanet bunlar yani. Hepimizin sıkıntısı. Sonra bak, başka yerden okuyayım bak fena. 127. Diyor ki, farklı farklı yerden okuyorum fena filla, fena fil ihbarı. Şimdi nereden okuyorum? Bağla 124. Sizler koca İsparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tembir edecek elektrikleri makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Var ya, yani dişli birbirine bağlı ya, bir tane devre dişi olsa hepsini akım eder. Yani yapalım. Bir hemen afende deseler ki Ümit geldi bize X bir yer diyor. Ya Allah Allah ya, orada da sıkıntı varmış ya. Biz zannediyor ki bizde sıkıntı var. Ya onlardan bir tanesi bugün Ümit diye ve işte isim vermeyin falan. Ya adam geldi ya. Biraz böyle şikayet etti oradaki arkadaşını bak. O zaman o dedi, çarktan bir taş çıktı mı, ondan sonra hepsine duçar ediyoruz, duruyor. Bak, makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Mesela biz birisine anlattık, bir ders oldu. Yani benim riyaya girme ihtimalim var.
riyadan dolayı sevap kazanmayabilirim o fiilimden. Ama benim yaptığım fiili bir tamam ya riyasız siz alabiliyorsunuz. Sevabını alıyorsun. Sen de bendeki riya ile söylediğimin sevabı bende azalıyor ama riyakarane söylediğim o fiilde Allah katında halis, halis hangisi ise halis, halis hangi vertir? Sen bir tamamı alıyorsun. Sana yansırken riyakarlık olarak yansımıyor. O zaman birbirinin kıskanmak değil ve bilakis, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetine memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Yani bir hamal, iş yapıyoruz arkadaşlar. Yani depodan kumaşları arabaya yüklüyoruz. Beraber bölüşeceğiz. Kim ne kadar taşıdı değil. İş bittikten sonra bu kumaş arabayı gönderdikten sonra alacağımız parayı 5 kişiye bölüşeceğiz. Arkadaşının, kumaş taşıyan arkadaşının, ulan adama bak lan 3 tane top götürüyor ya, şuraya bak ya deli edecek bizi. Ulan biz 2 tane zor götürüyoruz ya, ona keşke götüremezse mi der. Ulan 3 tane götüreceğim, 5 tane götürse ya, biz de bile insek. Demez miyim ulan? Acayip bir şey yani. Bilakis memnun olman lazım. Niye? Şuurlu farz ettiğimiz bir çark daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Netice ortaya az. Yani yaptığına göre sevap verilmiyor. Ortaya çıkan neticeyi paylaşılıyor. O zaman sen de çağır. Sen daha fazla yap lan. Çünkü benim işime yarıyor. Bir gün çantacı Necmi abiyle konuşuyoruz telefonda. Hasan Güm ne yapıyorsun dedi. Dedim abi itikatla iman arasındaki farkla uğraşıyorum. Biraz anlatsana dedi böyle. Böyle ben, o da ne yaptın bana anlattı. Konuştuk, sohbet ettik. Faziletli insan. Hasancığım, şimdi ben seni yaptığın işi takdir etsem, seni sevsem, takdir etsem, anlatsam, tamam mı? Seni bir fiil, bütün sevapların ortak mıyım? Ortaksın abi, külliyatta böyle diyor. Ben seni takdir ediyorum kardeşim, böyle diyor. Çok seviyorum. Abi, senin günahlarını itecek kadar aptal değilim. Ben de seni çok seviyorum. Bak ne kadar, bak burada bir de tadat ediyoruz. Uvvet kadar lezzetli bir şey var mı? Çünkü vazifesini tahfif ediyor ne kadar kuvvetliyse. Vazifesini tahfif, hafifletiyor. Depo boşanacak ya Selahattin abi. Depo boşanacak. Kuvvetli haman olsun. Vay be adama bak ya 5 tane top götürüyorsun. Bayağı karışası be. Biz 2 tane zor götürürken öyle mi diyoruz? Ulan keşke 6 tane götürsün. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatın, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazineyi, âliyi omuzlarına taşıyan zatlar. Bak neyi taşıyoruz? Bilmiyoruz ki. Affedersin, çok az affedersiniz. Özür dilerim ama Kur'an'da geçtiği için. Eşek ne taşıdığını bilmiyor. Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Yani koca kütüphane yüklenmiş ama ne taşıdığını bilmediği için eşek taşıdığını ile unvan almıyor. Hala eşek oluyor. Yani taşıdığıyla unvan almıyor. Ücret almıyor. Ne? Taşıdığına sahiplilik ciheti miktarı kadar eşeklikten kurtulur. Taşıdığından değil. Bazısı işte taşıyor böyle şeyi. Ama bilmiyor. Demek ki çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyi omuzunda taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe, onun kuvvetli omuzlar girdikçe o hizmete, iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Yani evin böyle çatısı var ya, bu çatıya da benziyor. Bizim memleketteki çatı karşıdan karşıya, Mehmet ne diyorlar ona? Burada bir tane böyle bir ağaç olur, ana merkezde. Bizim memlekette çok olur böyle, kestaneden çok büyük. Onun üzerine bina ederler, önce onu dikerler, ondan sonra şey yaparlar. Şimdi onu taşırken görmüştüm de, ne kadar kuvvetli adam gelirse hep böyle takdir ederlerdi. Niye? Omuzum hafifleyecek.
Bak Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyi omuzlarına taşıyan zatlar kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinizi tenkit kapısını açmayınız. Nesini söyleyecek? Niye? Yok mu bir sıkıntı yani? Tenkit edecek bir tarafımız yok mu kardeşi de? Şöyle diyor. Bak bir daha okuyayım. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Hoş geldiniz. Bremenler. Ulan beni de güldürdünüz ya. Niçin? Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Tenkit ettiğim eziyet var mı benim? Var. Doğru, hakikaten tenkit edilecek adamım. Ama beni tenkit ettiğin o sıfatım sokakta insanlarda daha fazla var. Bana sıra gelmez. Seni tenkit ediyorum değil mi? Seni tenkit ettiğim şey hakikaten var sende. Tamam, sıraya koyalım. O kadar sokakta var ki o mizet sahibi, o pislik, o eksikliği sahibi olan var. Onu tenkit et. Yani burada ben seslendiriyorum diye ben bunun dışında ve nutuk atmıyorum. Hepimizin dersi yani. Biz hepimiz talebeyiz bunun etrafında. Toplanmışız. Yani ilk önce bana bakıyor. İnan etkileniyorum ya. Şimdi bazen size böyle şey yaparken dalıyorum. Yaptığım yanlışlıkları da hatırlıyor. Bir sürü mesela. Bir tanesi dedi, abi şurada hata yaptın dedi ya. Telefonu uçaktan inermez bir şeyden kırkın. Abi İstanbul'daki o dersten dedi, şimdi neredeyse hata edeyim falan. Abi şurada böyle bir dedin ya. Niye dedin abi dedi, insan olduğum için dedi. İnsan olduğum için mi hata yapmak lazım? Evet dedim, insanım ben, melek değilim. O zaman oldu dedi. İnsanım kardeşim. Ama ihanet hata değildir. Bilerek iz takip etmektir. İhanet, vefasızlık iz takip etmektir. Hata öyle değildir. Hata olur. Hata herkesin işi. Müslüman bilerek ihanet etmez. Bilerek aldatmaz. Allah Resulü öyle diyor değil mi? Bizi aldatan bizim en iyi dostumuzdur. Oldu mu şimdi? Bizi aldatan bizden değil. Ama hata yapan bizden değildir dedi mi? Demedi. Birinde bilinç var değil mi abi? Tabii şu. Sen niye yaptın abi bunu, niye dedin ya dedi. İnsan olduğum için. Abi ne alakası var dedi ya. Yani insan olduğu için bu hatayı yaptın. Evet. Bak. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum? Yok mu bir meziyetiniz? Mesela herkesin kafasına taktığı bir kişi vardır. Gözünü kapa. Getir onu. Ya böyle ders okuyalım ya. Getir onu. Ben o sahneyi size minnet. Kızdın adamı getirin. Tamam getirdim. O adam şeytan mutlak mıdır? Hiç iyiliği yok mu? Hiç iyiliği olmayana şeytan. Hiç kötülüğü olmayana melek. Hiç ne iyilik ne kötülüğü yoksa sığır. Hayvan da değil, sığır. Hem kötülüğü hem iyiliği olan bir dal. İnsansın. Ben insan olduğun için ya. İnsanız kardeşim. Allah aşkına insanız. Abi mesela böyle yaptık ya. Ama karşıdakinde bir değişme olmuyorsa. Olmasın. Seni karşıya. Bana bakıyor değil mi? Tabii karşının şartlı davranma. Ben sana bunu veriyorum. Sen de bana öteksin ver. Öyle şartlı ümit. Öyle şartlı bir davranış yok. Bak bunu kısmen yaptığım, bak bana yapılan. Abi şöyleydi böyleydi, seni geçmiş olsun, şu olsun bu olsun, tamam. Ulan hapisten önce koridorlarda yoksun, mahkemede yoksun. Sanki ben kız mı kaçırdık? Karşılıklı çek senet mi verdi ki ben oralara sıkıntı çıktım? Mahkeme koridorlarında yoksun. Çıktık bitti. Ay, geçmiş olsun diye yoktu. Bilmem neyin yoksun. Ondan sonra oldu da mantık. Abi bir şey geçmiş olsun. Başver şimdi sor dedim. Geçmiş olsun bırak. Ne şey var dedim falan. Abi niye öyle diyorsun? Kardeşim işin var arıyorsun. Keşke demesen. Niye böyle diyorsun dedi abi ya.
Niye kalbimi kırıyorsun? Haklıyım ama o değilim işte. Peki ondan ne yaptım? Beklenti içine girdim. O için dedim ümit. Yanlış yani. Benim yaptığım yanlıştı. Ağrıma. Niye bekliyorsun? Peki bu beklenti neden geliyor abi? İnsan olduğumuz için. Yani tamam o da beşeriyet, beşeriyet. De karşı tarafı bildiğimiz, tanıdığımız için mi bekliyoruz abi? Tabii mesela sokaktaki adamdan niye beklemiyorsun? Niye benden bekliyorsun? Mesela böyle yaparsam abi böyle yapar. Veya ümit ve efendim bir dala böyle birbirine beklese. Metin bir dalda şu metin. Niye? Metin'in Bremen'deki bir adama, sokak Almanına o beklenti içine girer mi? Girmediği için o davranışı da görmese Metin kırsmaz. Çünkü o leylim leylim bir adam. Abi dünyalık olaylarda bu olmuyor değil mi? Mesela doktor aklıma geldi de. Mesela 20-30 sene aynı doktora gidiyorsun. Her defasında muayene ediyor seni. Ama hiç böyle şöyle bir beklemiyor. Ya neden bu adam hasta olmadığı zaman da beni aramıyor, hala hatır sormuyor falan. Diye bir beklentisi yok yani. Yok. Bu burada meziyet diyor. Fazilet. Fazilet bu. Zaten öyle diyor. Kardeşlerin meziyetlerini şahsa maddi değil. Yani şöyle. Ulan müteahhit lan çok zengin lan hiç bizi görmüyor. Öyle bir şey değil. Yani bir dal tavuk satıyor lan. Bir tavuk bir yedirmedi lan. Ona şaka dedim ha. Yediriyor abi. Getirdi mi? Yediriyor abi. Tamam lan affettik ben seni. Maddi şeylerde değil. Bak kardeşlerin meziyetlerini şahıslarınızda faziletlerini kendinize tasavvur edin. Hani maddi demiyor. Maddi sonra gir. O fedakarlık. O yaparsa yapar. Emir değil. Maddete fedakarlık yapmak emir değil. O kendisi hissedecek. Ama fazilet ve kemalat meziyette kesinlikle bu emirdir. Yapacağız. Yapacağız kardeşim. Muhabbeti yapmak zorundasın. Farzdır. Cemaatin farzıdır. Abi şu sorusunu kusura bakma da. Mesela sor sor. Mesela diyelim ki ben şimdi Bülent abiyle bir sorunum var. Yani ona karşı bir takıntım var. Tamam. Direkt onu gidip de bu konuyu söylemem daha mı iyi? Çok güzel. Yani senin dediğin bir yani hayal. Yani ben bunu bazı şeylerde yapıyorum da. Yani hayalen böyle onu önüme getiriyorum. İşte hakkım helalim falan filan diyorum da. Öyle mi yoksa direkt birebir? Ya da ona karşı küçük mü düşünüyorum? O benim zaafımı bu sefer biliyor. Bana karşı hücum etme ihtimali var mı? Eğer niye evet. Bu şimdi bunun bir kalıbı yok. Ama usulü şudur. Edebini takınarak birincisi şu. Aranızdaki ilişki seviyesi eğer sen rahatça medenice Bülent diyeceksin. Hususi burada şöyle yapmayacaksın. Rize'deyim. Merdivenden gürültüyle geliyorlar münakaşa diye olur olmaz ona anladım bir şey var. Soru soruyor bak şimdi gelmiş. Hocam bir şey sorabilir miyiz? Evet var demeden hoca bak. Şimdi hocam tam balık gemisi sattı para aldı. Tam zekat verecek sene başından geldi. Gidiyor o parayla başka gemi alıyor zekattan düşüyor. Caiz. Caiz midir hocam? Şimdi birinci şekli şu. Eğer şu bardak kaç gramdır abim? 200 gram. Tutarım değil mi ben şimdi? Ama bunu 5 saat sonra 5 kilo olur. Tutamam. Eğer kafanızda bu ikide bir takıntı olmuşsa tutma öyle. Çöz. Çözmeyi söylüyorum işte. Ben şöyle bir şey yapıyorum da. Şimdi mesela diyeyim ki benim Bülent'le aramda bir şey oldu ama Bülent'ten bunun haberi yok. Yani Bülent gayet normal bir hayat sürüyor. Ama ben eve gidiyorum, bu plak çalmaya dönmeye başlıyor bu CD. Şimdi bunu hani ya Bülent ya da birkaç arkadaşla bu şey olduysa yaşadığım süre içerisinde benim enerjimi bitiriyor. Yani bir kere insan... Meşgul ola ola ola. Evet, pozitif enerji blok ediyor. Pozitif enerji blok ediyor, buradan girmiyor enerji. Ondan sonra ben mesela bunu... Ama onun haberi yok. Bu normal kendi hayatını sürdürüyor. Bu sefer ben şöyle bir şey düşündüm. Şu bölgemde bir tane bir siyah bir balon düşünüyorum.
Mesela üstüne de böyle beyaz olarak da Bülent'e olan kızgınlığı. Elime bir tane şey alıyorum, sivri bir yorgan iğnesi. Onu böyle batırıyorum hocam 2-3 yerine. Onu böyle deniz topu gibiyken önce futbol topu, işte yavaş yavaş greyfurt, portakal, mandalin, ceviz falan fındık nokta kadar oluyor, bittin. Ondan sonra olmuyor bir daha, onun enerjisi bitiriyorum enerjisini. Yani. Tamam. Bu başka. Bu bir daha. Herkesi olmaz yani. Yok, bu herkesin. Şimdi ben herkes yolunu aldım. Yoksa hocam internet hani bir klasinde internete kapatmayınca devreyi ama telefon aküsünü bitiriyor. Sen çıktın oradan ama şey sayfaları kapatmadın. Ama bu kapatma sen çıktın ama şey takıntın çıkmamış. Anladım evet. Bak şimdi. Şimdi birinci yol şu. Takıntına olmamışsa geç git. Yapamıyorsan takıntı varsa ki büyük ihtimalle öyle oluyor. Birinci yöntem şu. Edebine, saygına, haddini, hududunu bilerek, haddini bildiğin mi hududunda kalırsın. Birinci yöntem, husus olduğu zaman, Bülent ya ben yanlış mı anlıyorum? Böyle böyle davranışın beni rahatsız ediyor. Mutlaka bir izahın vardır. Benim takıntımı beni buradan kurtar. O da sana bu şekilde güzel davranacak, güzel davranacak. Bu birinci yol ama buna imkan yoksa, yani çatışmaya sebebiyet veriyorsa, tamam mı? İkinci bir yol var. O da ayrı bir yöntem. Mesela aranızda mütemayiz, mütemasil değil, misil, eşit olanlar olmaz. Hepiniz ha ben bildiğim kadar emsalsınız. Emsalsınız. Ben sizden çok yaşlıyım bir. Bir de dersende vakıfız. Bir de tanıyorsunuz vesaire. O zaman mütemayiz, imtiyazlı aranızda bir kim varsa Ümit geldi. Hasan abiye. Öyle böyle biraz sonunda vardır herhalde. Takıntıya sebep oldu ama kafamda ikide bir CD takılı. Abi Bülent böyle böyle bir şeyim var. Hak ve hakikatin çözme adına. Yoksa bu gıybet değildir. Kadiye söylemek var ya gıybetin nevinden. Abi bu konuda biraz bana şey yapsan. Ondan sonra o da gereken adımı atacak. Ya sana yanlış anladın. Şu ben doğru dedim veya duydum. Veya Bülent'i çekecek senin dışında. Ya veya çaktırmadan. Bülent kardeş böyle şey yapma. Veya bu zat o sıfatı hiç kişiye sormadan genelleyerek has yapmadan o dersi yapmak. Tamam, o dersi yapmak gibi yöntemler olur. Ayrı değilse bir değişik bir yöntem de var. Diyemiyorsan özel durumdur. Kocana diyemiyorsun, karına diyemiyorsan birisini de hakem yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Bu sefer mektup yazmak. Mektup yazmak eşine. Yani tamam mektupla ifade etmek. Etmek yani böyle. Ama bunları yaparken mesela ailede daha büyük sorun olacaksa artık yani mektuba da sert tepki verecekse artık yapacak bir şey yok yani. Ya sineye çekeceksin ya karşısına çıkacaksın. Diyeceksin ki şu hareketin bak İslam'da bana göre bak bu bana ben rahatsız oluyor. Şu hareketin böyle mi? Çünkü mahkemattan söylüyorum ben bunu. Diyor ki bir insan hakkında, senin hakkında mahkemattan bir mana söylüyorum. Sari ifadeyle bir şey dese sen de Allah Allah bunu nasıl dedi? Hemen karar verme. De ki Murat. De ki Hasan abi bununla ben bu kelamınla bunu anladım. Bunu mu kastettin? Çünkü insan bazen kelamın sahibi olmaz. Düşünmeden, şuur etmeden langur diye çıkıyor. Çıkmıyor mu? Sonra pişman olduğumuz sözler, fiillerimiz yok mu? Madem sonra tövbe edecektin, niye yaptın onu? Demek ki aldanıyoruz. Ha. Onun için sakın ya açık söyledi, tamam açık diyebilir. Çünkü her söylediğimizi, her yaptığımızı düşünerek yapmıyoruz, söylemiyoruz. Sen de bunu mu kastettin diyebilmeli. En azından ben size bu cesareti vermeliyim. Devam edelim.
ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyor. Siz de ustadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekisinin faziletlerine naşir olunuz. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği his ve kuvveti çok kıymetli gördüğüm için size beyan ediyorum. Yani okuyayım onu. Hafız Ali abi ile Hüsrev abi. Hüsrev abi nur fabrikasının sahibi. Hafız Ali abi gül fabrikasının sahibi. O zat yanıma geldi. Hafız Ali abi. Ötekinin hattı. İkisi de yazıyor. İkisi de emsal. İkisinde matbaa var. Elemanlar var yanında matbaada. Hafız Ali abi. Abi etrafında yardımcılar var. Hüsrev abi. Abi. Hem yazıyor hem matbaa. Ya, matbaa belki elle. Yardımcılar var. Şimdi biraz sıkıntı olmuş. O zat aynı iş yapıyorlar. O zat yanıma geldi. Hafız Ali abi için diyor. Ötekinin hattı yani Hüsrev abinin kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Baktım ki Hafız Ali kemali samimiyet ve ihlas ile onun tefevvükü ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Öyle gözüküyor tabii. O üstündür deyince onun meziyetiyle iftihar etti, telezzüz eyledi, lezzetlendi. Acaba doğru mudur diye ustad sallamasını yapıyor. Öyle mi ya ustadım dedi. Vakti memnun. Bir sallama yapacak. Hem ustadının nazar muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Yani Hüsrev abi, ustadın muhabbetini celbettiği için Hafız Ali abi memnun oldu. Ustad sallamasını yapıyor. Onun kalbine dikkat ettim. Umurun batınlarına bakan evliyalar ya. Hafız Ali abinin kalbine dikkat etmiş. Memnun var ya. Memnun olduğu gibi gözüküyor. Acaba içinde de öyle mi? Gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki kardeşlerimin içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarlarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor, devam ediyor. Peki ne yaptı Hafız Ali abi? Gitti matbaayı, o var diye böyle. Torbaya koydu, etbaanı da aldı tabi arkadaştan. Hüsrev abiye gitti. Abi dedi, emrinizdeyim dedi. Torbayı verdi. Sen nasıl istihdam edersen sana tabiz. Bir o bir o diye yapmadı. İki tane matbaa oldu. Elle matbaanın. Ama baş bir Hüsrev abi ve Hafız Ali abi selam çattı ve dedi ki bunlar nereden söylüyorum? Laikalar bir gelenekte yetişen insanlar bunun içini doldurur. Şu anda burada yok. Bunu Tahir abi, Sübeyir abi, Tahir abi, Mustafa Muhtar ile büyüyen Rüştü abi anlattı. Bunun hikmetini sordum, bu nedir? Rüştü abi anlatınca ben de size anlatıyorum. Böyleymiş yani. Ondan sonra ona teslim olmuş ve her şey bitti. Ve ehli dalalet bu sefer kudurdu. Niye birbirine düşüremedik? Ehli dalalet bizi bekliyor. Birbirini ne zaman yiyecekler? Yem atarlar affedersiniz. Kemik atarlar. Daha önce kardeş iken kemiği görünce kavga ederler. Bunu yaşayan insanı. Yani bizi birbirimize düşürmek için bu 2017'de bu hadisede malum biliyorsunuz hadisemizde cemaat içindeki grupları birbirine düşürmek adına neler yapıldı ama bazıları hiç mukabel etmedi ve ateş hiç yanmadı bile.
Yani bunu bağrımıza söndüren, yani yanan insanlardanım. Malum hapisteyken binam yıkıldı. Kentsel dönüşüm vesaire. Çıktığım zaman dershanem yoktu. Ama çadır dahi olsa Allah'ı anlatmaktan başka bir işim yok, mesleğim yok. Dedik bir yerde. Başladık gene. Yani niye yıktılar, kim yıktı ya bu kentsel dönüşümü kim zaladı demedik. Tesir etsin diye söylüyorum. Buradan başka mana çıkarma. Ha, en zor durumdayken bile asla sahaya inmeyeceksiniz. Mücadele etmeyeceksiniz. Tesir etsin diye söylüyorum. Altı katlı binamın yıkılmasına sebebiyet verenlere iki çift laf etmedim. Ben şimdi diyorsun, örnek için diyor. Ve bir küçük bir hakkını ararken cemaatin ahengini bozacak, ehli dalaleti de bak birbirine düştü dettirecek, asla ve kata mücadeleye girmeyeceksiniz. Mücadeleye giren kazansa bile kaybeder. Haklı olsun, haksız olsun, mücadeleye giren haksızdır. Eğer sıkıntı var, ben orada psikolojim bozulacak. Ne yapayım? Kur'an'ın tabiriyle hecren cemiyle. Güzel bir şekilde ayrıl, sakın kavga etme. Hecren cemiyle. Güzel bir şekilde ayrıl, git. Kardeşim, ben mücadele etmedim. Kaldım, altı kat merkezim yıkıldı aldı. Bunu imzalayanlar, taraftar olanlar, ha? Bizim kaldığımız yer. Ama kim kaybetti? Zındıka kaybetti. Kim kazandı? O kardeşim de kazandı, ben de kazandım. Asla fırsat vermeyeceksiniz. Daire içinde münakaşa eden haksızdır. Haklı dahi olsa yapmayacağız. Çok mu sıkıldın? Yani şey mi yapıyor? Münakaşa etmeden selamla. Tamam abi. Hadi mao selam. Sana selam olsun. Hadi benden ne var? Diyeceksin. Çadıra bile götürseler, Zübel abimizin lafı var. Elimizden yerleri, şunlar bunlar yıksalar, kutuplara gönderseler, kutupta su mu var? Ama bitki yetiştireceksin. Kanını su yapacaksın. Bitki yetiştireceksin. Ama bulacaklar seni yine. Elinden alıp yakıp yıkacaklar. Ama sen aldırmayacaksın. Davadan mı vazgeçeceksin? Kutuplara gideceksin bu sefer. Ekvatorda mı? Orada yetişir mi bitki? Yetişmez. Isını sıcaklık yapacaksın. Bitki yetiştireceksin. Ama orada da yakıp bulacaklar seni. Söküp atacaklar. Hem çiçeğin hem seni. Ama sen buna mukabele etmeyeceksin. İnan bu örnek olsun diye söylüyorum. Başka ya ne istedi ya falan nasıl? Bırak onu. Ben misali niçin sevk ettiğime bak. Bundan daha iyileri birbirinize ne var ki alıp veremeyeceğinizi? Anladınız mı? Dershane yıkılıyor. Dershane yıkılıyor. Arsaya dönüştürülüyor. Parayla satılıyor. Paraya dönüştürülüyor yani bina. Benim yerim. Ne yapmam lazım? Vay nasıl? Vay. Eyvallah. Madem tapu sizdeydi. Değildi sizin ama. Tapu sizin üzerinizdeydi ama sizin değildi. Ha. Ne yaptık? Asla sahaya inmeyeceksin. Mukabeleyi bir misil yapmayacaksın. Bu en zirve yeri söyledim. Nedir o peki başka birbirimizden şey yapamadığımız? Şöyle gitti, böyle gitti. Senin mesela bunlar ne? Devede bile kulak değil. Öyle değil mi? Ne yaptım? Ben 10 kilo elma verseniz satamam. Çünkü ben Allah'ı anlatmaktan başka bir işi bilmiyorum. Beceremem. İşim benim bu. Allah'ı anlatacağım. Nerede? Binada sökseler çadırda. Çadırda sökseler vallahi arabada. Böyle fiil budur, gözüktü. Bundan sonra da böyle yapmaya gayret edeceğim. Peki aramızdaki mesele bunun gibi mi? Yok da ben konuşuyorum yani. Hani herkesin içinde bir ükte varsa ona hitap ediyor. Benim yok mu içimde yükte? Onunla amel etmiyorum. Bunun adı büyük cihattır. Kendinize de fatura kesmeyin.
Ya ben ne biçim insanım ya ne yapayım? Deme insansın, yaparsın. İçimizden geçen vehim ve vesveseyle mesul değiliz der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onunla amel etmedikçe. İçinden de, ver ağzını payını, yap. Varken sus, de. İşte büyük cihat budur. Değil içinden geçen şeylerden günah olmak, tam tersine sebaptır. Çıkartma, öne çıkartma. Onunla amel etme. Kaç gün kaldı ya? Ben inan ya, akşama sağ çıkacağımı, hamamın her gün bu malum hadiseden sonra, nereden her an öleceğim şeklinde yaşıyorum. Öyle ne yapacağız ki kardeşim? Bunlardan başka ne var ya? Ay, demiyor be. Zaman yok kavga etmeye. Kavga etmeye zaman yok. Abi üstad diyor ya, bana bu kadar eziyet ve zulüm edenler eğer Risale-i Nur'la dahi diyor. İmanını kurtarsalar. Onlara bile hakkımı helal ediyor. Ya. Vay be. Ki aynı hizmette olanlar abi. Ne kadar şeyler paylaşmışlardır. Çok Allah'a sizce. Ya yapamıyoruz tamam. Ya ücrencim ile. Hizmeti dağıtmadan ki. O kadar acayip bir sır ki. 20 sene hizmeti ihya edersin. 20 dakikada 20 seneni tahrip edip çekip gidersin bu dünya. Hiçbir şey. Örneklerini çok gördüğümüz. 10 senede zor yaptığımız bir hizmeti beraberdik hep. Değil mi? Bir iki tane mesajla adam bitirmiş. İşte. Neydi bu? Fenafil, ihvan yani şahsiyetinin kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip öyle davranmak. O da kendini ortadan kaldırarak. Nedir o? Öyle bir ciddi iş yapıyoruz ki. Bir de Emirdağ'dan okuyacağım. Bir de Şualardan okuyacağım. Sonra Lemalardan bunu düz okuyup keseceğim. Risale-i Nur'un bir esası neymiş biliyor musun? Para kazanmak. Herkese hizmet etmek. Radyo televizyonlarda cirit atmak. Risale-i Nur'un bir esası kusurunu bilmekle mahfiyetkârâne yalnız rıza ilahi için rekabetsiz hizmet etmektir. Şuraya bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Risale-i Nur'un bir esası, mesleğimiz. Kusurunu bilmekle mahfiyetkârâne yalnız rıza ilahi için rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahipleri ve keşfiyattan zevklenen ehli hakikatin tarikatın mabeynindeki ihtilaf ve bir nevi rekabet ve bu enaniyet zamanında ehli gafletin nazarında onlara suizan edip o mübarek zatları benlik ve enaniyetle itham etmeleri gösteriyor ki Risale-i Nur'un şakirtleri şahsi için keramet ve keşfiyatlar istememek, peşinde koşmamak lazım ve elzemdir. Hem onun mesleğinde, Risale-i mesleğinde şahsa emniyet verilmiyor. Yapma ya. Nereye veriliyor? Şirket-i maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında Risale-i Nur'un mazar oldu. Binler keramet-i ilmiye ve intişar hizmetteki tesilat ve çalışanların maişetindeki bereket gibi ikramat ilahiye umuma kafi gelir. Daha başka şahsi kemalat ve keramet aramıyorlar. Bak ne varmış? Herkes hayatına baksın bak. Hem onun mesleğinde şahsa emniyet verilmiyor. Nereye veriliyor? Şirket-i maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında. Tefane misin kardeş? Binlerce evliyaların mazar olmadığı makam veriliyor. Ya. Hiçbir meziyet yok. Yan sıra nesir bilmiyor. Saf ve Nahib okumamış. Şunu bunu okumamış. Risale'ni okumuş. Ne yapmış?
Şahıs, şahıslar hizmet için vardır ama şahsı manevi çok önemlidir. Birbirine tefani oluyor. Risale-i Nur'un mazar olduğu binler keramet ilmiye ve intişar hizmetteki tesilat. Bak, bu böyle bir memlekette bakın şeyimiz var. Mekanımız var hem de mülk. Adam senelerden beri hizmet oluyor. Olmuyor işte. Ne mekanı? E bak size Allah böyle mekan nasip etti. Ondan sonra hizmete tesilat var. Önünüz açılıyor. En güzel işte. Bir araya gelip ders yapabiliyorsunuz. Bak. İntişar hizmetteki tesilat 2. Şey 3. Çalışanların maaşetindeki bereket. Bereket. Gibi ikramat ilahiye umuma kafi. Daha başka şahsi kemalat ve keramet aramıyorlar. Uçmak, kaçmak. Öyle bir şey yok. Senden su üzerinde yürüdün. Havada uçtun. Yok. Bir işe yaramaz. Öyle bir şey yok. Rıza ilahi ya. Rıza ilahiden başka gaye yapmamak lazım. Rıza ilahinin dışında Allah'tan olandır. Rıza ilahi ise Allah'tır. İstediğim. Mesela benden bir şey iste. Abi oradan bir şey verir misin lan? Ben miyim? Bendendir. Aa bu lan. Ben miyim bu? Bendendir. Allah'tan bir şey istemek Allah değildir. Allah'tandır. Allah'a istemek demek rıza ilahidir. Ne Allah iste ya? Allah'tan ne isteyeceksin? Ha o da var mı? Var tabii. Ama sen öyle yapma. Ya Rabbi duanda Allah'ım cennetini cemalini istiyorum. Diyeceğini de makbuldur. 96. sayfada emirden de söylüyor. Ve meşrudur. Ama sen rızanı istiyorum ya Rabbi. Sana sormuşlar ya abi bu kadar Avrupa'ya gidiyorsun sende hiçbir şey yok. Sen de demişsin yani ben çekirdek insan yetiştiriyorum. Dediler ki babam şu tutkanda gelmişti. Ondan sonra ya iki sene imamlık yapan maaşın dışında hediye biliyorsun şey Müslümanların bir şey var. Şudur budur nikahtır, cenazedir, şudur, hediyedir. Adam iki üç senede Türkiye'de daire alıyor. Sen baban da gitti para getirdi. Biz de dost kazandık işte. Biz çekirdek insan yetişiyor. O bir külliye böyle topluma mı hitap ediyorsun? Hayır. Öyle bir gayem olsaydı televizyonlarda bilmezdim. Bu sene, bu hadiseden sonra tam 13 tane televizyon davetiyesi var. 13 tane tahmin ettiğiniz. Şöhretin peşinde olsak, çokluk peşinde olsak oradan inmezdim. Tahmin edin. Şimdi televizyonda istesem çıkamaz mıydı? Çıkamaz. Niye çıkmıyoruz? Bizim gayemiz o değil. Bak 2-3 kişi, 5 kişi için ya bir kişinin kalbini fethederiz diye Türkiye'den kalkıp almaya düğüne gelmiş insanı. Ya bu vay be, ne adamsın lan. Şeyh'in kelameti kendisinden menkul. Öyle mi? Yok kardeşim bir şey anlatmak için ne olur? Ne olursunuz yani bir böyle bir şey anlatmak adına anlatmıyor. Biz birbirimize kanaat edeceğiz. Yani. Çokluk sevdası değil, çekirdeğin peşindeyim. Ağacın dalı da kopsa, gövdesi de kopsa, çekirdek sağlam olsun. 2-3 tane bulduk mu eyvallah. Bak ne kadar sıkıntılı da yoksa bak Koksa Efendi 2-3 tane çekirdek çıktı. Hadi devam ediyor mu? Elhamdülillah. Ediyor. Schweinfurt'ta ediyor mu? Ediyor. Linz'de ediyor mu? Ediyor. Tamam. Buydu işte. Bir tane, iki tane çekirdek. İki tane çok bile. Bir tane çekirdek bırak. Hadi eyvallah. Ya bir hemen de gelmiş adam. Saf mısınız? Kafayı mı yediniz? Para mı veriliyor burada? Niye geliyorsun? Bak Bremen'den. Kaç kilometre abi? 40. Bremen'e burası kaç kilometre? 75 kilometre. Kaç? 75. 75. Ulan 40 diyordum lan. Daha takdir ettim sizi. Çok iyi yaptınız ha. Hele tavuk da getirdin ya. Cahip. Hocam tavuk getiremedik ya. Eyvah! Ben telefon açtım sordum İbrahim'e. O dedi ki öyle böyle dedi. Fazla var dedi. Öyle yaptı. Çünkü bu saatte yemiş. Öyle söyledi ya. Onun için ben şey yapmadım. İyi yaptı. Yok sağ olsun. Mahcubum yanına çıkar. Sordum bak. Hesap sonunda. Yok. Doğru yaptı. Şaka yapayım. Ben takılmadan duramam ki.
Şuraya da okuyayım, tamam. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fi resul istilatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihfan suretinde güzel bir düsturdur. Yani tasavvufta fena fil, fena fi şeyh, fena fi resul bir istilahtır, bir surettir, istilahtır. O bizde fena fil ihfan olarak gözüküyor. Bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Anlamadık tefani ne demek? Yani birbirinde fani olmaktır. Ben gene anlamadım. Kot kafayım, anlamıyorum. Yani dedi tekrar, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamak. Yapamıyorum ama Metin Biremen de yapıyor anlamıyor. Fikriyat ile yaşamak. Allah Allah. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Görüyor musun? Ne demek o peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Tefani bu işte. Şeyh ile mürit arasında bir sistem var. O şeyh meziyetlidir, üstündür. Ben de itaat etmek zorundayım. Böyle bir şey değil. Bizde uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit arasındaki bağ şekline benzemiyor bizimiz. Nedir o? Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Kardeşiz. Ya kardeşiz. Allah diyor değil mi Kur'an'da bil mana? Ey Müslümanlar, kardeş olunuz. Değil mi? Duymuş muydunuz bu ayeti? Ey İbrahim. Ey insan, ey Müslümanlar, kardeş olunuz. Olsa olsa bir ustatlık ortaya girer. Var mı burada ustat? Yok. Ben yaşlıyım diye, önce de biraz fazla okum diye, ustatlık değil, kardeşiz. Ustat bir tane, o da ustat. Olsa olsa bir ustatlık ortaya girer. Mesleğimiz halili olduğu için meşrebimiz illettir. Hilet ise ne demek bu anlattıkların? En yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Nasıl olacağız? En yakın dost olacağız. En fedakar arkadaş olacağız. En güzel takdir edici yoldaş olacağız. Ve en civan mert kardeş olacağız. Beş tane metya. Bu illetin usul esası, bu nasıl yapacağız? Samimi ihlastır. İhlas, Allah için olmak. Yani ihlas oldukça bu olur. Ama insanız, damarımız varsa kavga etmeden o şehri terk et. Git başka bir yere, dershanelerde, hizmette orada ol. Ama lütfen kavga et. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder, gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Devam ediyor. Biz burada kesiyoruz. Çok harika şeye giriyor. Tamam mı? Ne yapacakmışız? Ne bileyim, bir şey olacakmışız herhalde. İyi bir şey anlattı. Neresini kız Murat bir hulasa yapayım dedim, tamam mı? Murat ne hulasa edeyim? Ne olma, ne dedi yani? Vallahi iyi şeyler demişti. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümâs selavâhâ.